Demek Ali'ye olan sadakatin kardeş sevginden ağır bastı. Ona ihanet edemedin. Belki de benim blöf yaptığımı sanıp risk aldın. Ama aldığın bu riskin bedelini kardeşin canıyla ödeyeceksin. Yazık. Onlara da çok alışmıştım. Böyle tatlı, saf, aşk halleri falan. Umarım öbür tarafta kavuşurlar. İkisini de öldürüp ölüm anlarında çekin. Nedim. Bekle. Sevda Hanım. Pek dakik biri değilsiniz galiba. Ben de siz gelmediğiniz için az önce kardeşinizin infaz emrini veriyordum tam. Ama son anda gelip onun hayatını kurtardınız. Tabii elim boş gelmediysem. Kardeşim nerede? Bunu söylememi beklemiyorsun herhalde değil mi? İstediğimi getirdiğinden emin olmadan onu sana sunmamı beklemiyorsun herhalde. Bekliyor musun? Yok, bence o kadar saf değilsin. Eğer öyleyse saf biriyle çalıştığım için çok üzülürüm. Sana riski verdiğimde kardeşimi serbest bırakacağını nereden bileceğim? Bilemezsin, evet. Ama göreceksin, dürüstlük benim bu hayatta değer verdiğim en önemli şeydir. Yani kurallarına göre oynamazsam kazanmanın da bir anlamı yok benim için. Al şunu. Bana kardeşimin ve Zeynep'in yerini söyle. Neredeler? Kardeşim nerede? Söyleyeceğim, merak etme. Söyle dedim. Kardeşim nerede? Söylemeden önce buraya bir kişinin daha gelmesi gerekiyor. Onu bekliyorum. Kim? Kimi bekliyorsun? Ben aslında çoktan burada olması gerekiyordu ama anlaşılan o da dakikliğini yitirmiş. Ne oldu? Aldın mı intikamımızı? Tutabildin mi verdiğin sözü? Abine kıyamayacağını biliyordum. Yeminimizi tutamayacağını biliyordum kardeşim. Ama itiraf etti değil mi abin? Ha? Anlattı değil mi gerçeği? Ne oldu? Yalan diyordun, inanmıyordun bana. Öğrendin mi şimdi gerçeği? Babamızı öldürdüğünü abinden öğrenince ne hissettin? Ha? Ne hissettin? Konuşsana pilot, niye susuyorsun? Manyak! Geldim işte! Ali! Ali! geldi işte. Ali Hüroğlu. Sevda. Senin ne işin var burada? Nedim. Sevda'yı niye getirdin buraya? Ben getirmedim. Kendisini davet ettim. O da davetime icabet etti. Ya bu arada senin gibi eli boş gelmedi tabii. Sana demiştim Ali. Bilmeceyi çöz demiştim. Çözemedin. Şimdi anladın mı? Zeynepleri sen bana hard diski ver diye kaçırmadım. Sevda bana versin diye kaçırdım. Çözemediğin için de hem bu diski hem de hayatta en sevdiğinin sadakatini kaybettin. Her anlamda yendim seni. Ali, affet. Mecburdum. Ne
İyi. Tamam, hard diski aldın işte. Bırak Sevda'yı. Beni bilirsin, ben verdiğim sözü tutarım. O gidecek. Gençleri de serbest bırakacağım. Ama önce kalite kontrol. Sevdiği adamın arkasından iş çeviren biri bana neler yapmaz kim bilir, değil mi? Efendim, bunda şifre var. Yapma Nedim. Yana yakılı aradığın hard diski şifresiz saklayacağımı düşünmemiştin, değil mi? Ali, Ali. Şifre ne Ali? Söyleyecek misin bana? Yoksa Sevda'nın doğum günü mü? Olabilir. Denesene. Ha. Ama dikkatli ol. Hard diskin içinde ilk denemenden itibaren başlayacak 30 dakikalık bir sayaç var. Eğer 30 dakika doğru şifreyi giremezsen içindeki bilgiler otomatikman silinecek. Evet. Zeynep benim kız kardeşim. Ama onun bizim davamızla bir alakası, bir ilgisi, bir günahı yok. Onu o ruh hastasının elinde kaderine terk edemezdim, anlıyor musun? Ha? Anlıyorsun değil mi? Bak, abim meselesi başka. Ama Zeynep için bana hak veriyorsun değil mi? Yanımdasın değil mi kardeşim? Yalan söylüyorsun Ali. İstersen dene. Ne kadar uğraşsan başaramazsın. Hiçbir şifre kırma programının kıramayacağı bir şifreyi bizzat kendim yerleştirdim. Senin için. Yani anlayacağın şifre sadece burada. Eğer bir şey yaparsan bütün bilgileri kaybedersin.